oy verdiler. Ellerini kaldırdılar. AKP ve MHP milletvekilleri ellerini kaldırarak ve gülümse gülümseyerek değil aslında ee, ve gülerek ve adeta dalga geçer gibi 29. maddeyi kabul ettiler. Bu madde ne getiriyor? 3 yıla kadar hapis cezası getiriyor. Kime? Gerçeğe aykırı bilgileri alenen yayanlara. Gerçeğe aykırı olduğuna kim karar veriyor bilgilerin? İktidar iktidar istediğini 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırabilsin seçim sürecinde diye sansür yasasının 29. maddesini kabul ettiler, apar topar meclisten geçirdiler. Madde kabul edildikten sonra bir ara verildi. Aradan sonra diğer maddeler görüşülecek. 40 maddeden oluşuyor sansür yasası ve sonunda tamamı oylanacak. Sansür yasası meclis açılır açılmaz iktidarın en öncelik verdiği madde olarak en öncelik verdiği değişiklik teklifi olarak Meclis Genel Kurulu'nun gündemi ne geldi. Zira kimse konuşmasın isteniyor. Yolsuzluk iddiaları, yoksulluk haberleri yapılmasın isteniyor. Demokrasiyle insan hakları ihlalleriyle ilgili haberler yapılmasın isteniyor. Bugüne kadar geride kalan 20 yıl boyunca korkmadan, bedel ödemeyi de göze alarak cesurca bildiklerini söyleyenler, konuşanlar bu yasağın ardından daha da çok konuşacaklar. Belki bunun farkında değil iktidar. Yasa maddesini sizinle paylaşayım hemen az evvel meclisten hangi yasa geçti, hangi yasa maddesi geçti. Herkes bilgi sahibi olsun sadece televizyonda haber yapmak gazeteye haber yazmak ya da tweet atmakla ilgili de değil her türlü iletişimle ilgili hemen hemen getirelim tekrar maddeyi ben okuyabileyim sırf halk arasında endişe korku veya panik yaratmak sahikiyle çok muğlak bir ifade ne demek halk arasında endişe yaratmak ekonomi kötüye gidiyor bakın dolar durdurulamıyor demek halk arasında endişe yaratır mı kimilerine göre yaratır doğrudan 3 yıl hapis. Ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi mesela koronavirüs vakaları çok tartışıldı geride kalan aylarda, yıllarda. Gerçek neydi? Gerçeğe aykırılığını kim belirledi? Kamu barışını bozmaya elverişli şekilde. Kamu barışını nasıl bozar bir haber? Sedat Peker'in iddiaları kamu barışını bozmaya yönelik midir mesela? Alenen yayan kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak diyor 29. madde. Biliyorsunuz iki yıldan daha az hapis cezası alanların cezası ertelenebiliyor. Kararın okunması sonraya bırakılıyor. Hapis yatmıyor yani yatarı yok. Ama özellikle üç yıla kadar deniyor ki yatarı olsun hapse atılabilsin istenmeyen şeyleri haber yapan, konuşan, tweet atan, retweet eden hatta favorilerini ekleyenler bile. Daha bugün disk Basın İş Başkanı Faruk Eren, tecrübeli gazeteci Faruk Eren'le ilgili bir hapis cezası kararı verildi. 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı Faruk Eren, Furkan Karabay ile birlikte. Daha bugün bu sabah bir gazetecinin evine kapısı koçbaşıyla kırılarak girildi. Bir canlı bomba ihbarı aldık diye. İhbar asılsız çıktı. Birazdan o haberi de ekrana getiririz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dönelim. Bugün Ankara'nın, güzel Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümü. Cumhuriyet'in başkentinde e, ve ülkemizin kalbinin attığı yerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde karşımda muhabirimiz Şeyma Paşa Yiğit var. En baştan beri bu sansür yasası görüşmelerini takip ediyor. Dün akşam da çok hareketliydi genel kurul biliyorum. Tansiyon yükseliyor. Birazdan da tekrar açılacak herhalde genel kurulu. Oturum devam edecek mi bilmiyorum. Detaylar sende Şeyma. Ama bu 29. madde önemliydi. Artık konuşmayacak mıyız? Sen susacak mısın mesela? İrfan Değirmenci... ...Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeyiz... ...senin de dediğin gibi tartışmalı o madde... ...29. madde geçti... ...halka yanıtıcı bilgiyi alenen yayma suçuyla... ...3 yıla kadar ceza verilebilecek... ...aslında bu madde... ...dün gece yarısı... ...genel kurula gelmişti... ...ve Cumhuriyet Halk Partililer... ...genel kurula gelir gelmez... ...madde okunur okunmaz ayağa kalkarak... ...protestoya başlamışlardı... Sansura hayır demişlerdi. 29. maddeye hayır demişlerdi. HDP'liler de ellerinde dövizlerle gazetecilik suç değildir yazısı yazan dövizlerle protesto etmişlerdi ve birleşim kapanmıştı. Bugün meclis açıldı ve 29. madde geçti. 29. madde geçmeden önce HDP, CHP ve İyi Parti grupları ayrı ayrı teklif, teklif metninden bu maddenin geri çıkması için önerge verdiler. Bu önergeler aynı mahiyette olduğu için birleştirildi. Engin Altay konuştu. Türkiye'de demokrasiye kıymayın dedi. E, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili ve HDP Grup Başkan Vekili Haklı Saruhan Oluş'ta toplumsal ve siyasal muhalefetin sesini kısmak için 2023 seçimlerinden önce getiriyorsunuz diye eleştirdi bu yasayı ve önergeler oylandı, reddedildi. Sonrasında 29. madde oylandı ve genel kuruldan 29. madde geçti. 40 maddelik bir teklif bu. Sonrasında 40 madde bittikten sonra bütün teklif oylanacak, Sonrasında da resmi gazetede yayınlanacak ve böyle e, yasalaşmış olacak. Cumhuriyet Halk Partisi de yasalaştıktan sonra anayasa mahkemesine anayasaya aykırılık iddiasıyla anayasa mahkemesine taşıyacağını ifade etmişlerdi İrfan Değirmenci. Teşekkür ediyoruz. Gördüğüm kadarıyla senin de susmaya hiç niyetin yok. Haber neyse, haberi olduğu gibi, gerçekler olduğu gibi aktaracağız. Yalan haber yapanlar korksun bundan sonra deniyor. Neyin yalan olduğuna karar verecek olan güç sahipleri olunca, neyin yalan, neyin doğru olduğu birbirine karışınca bu yasaya sansür yasası denilmesi kaçınılmaz oluyor. Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz mesajlarınız gelmeye başladı bile. Eşitlik için kadın platformu susmak yok diyor. Hayatlarımızdan, haklarımızdan, mücadelemizden nasıl vazgeçmiyorsak konuşmaktan da vazgeçmiyoruz demekte. Oturum yeniden başladı mecliste. 30. madde görüşülüyor efendim. 29. madde kabul edilmişti. Murat Emir'e bir kulak verelim. CHP Ankara Milletvekili sesini de yayına verelim arkadaşlar. Biraz dinleyelim. Neden bahsediliyor kürsüde? Haber muhabiri hapse girecek ya da Fahrettin Altun hangisi? Şimdi bir palavranız var. Mahkeme karar verecek ya arkadaşlar. Bahse konum bah mahkeme Asya Ceza Mahkemesi. Asya Ceza Mahkemesi gerçeği araştırmaz ki. Ne böyle bir yetkisi var, ne böyle bir görevi var, ne de böyle bir kabiliyeti var. Ya saçma sapan bir yasa tasarısı. 50 yıllık hukukçuyum diyor Fethi Yıldız. Keşke olsaydı burada. Ben de kendime ilk 50 yıllık hukukçu değilim diyorum çünkü şahsen böyle bir yasa tasarısının altına imza atmış olmayı kendime yediremem siz de yedirmeyin buna evet demeyin bu uygulanamaz saçma sapan bir kanundur bakın öngörülebilir değil ne zaman e, bunun suç olacağı belli değil vatandaş ne söylerse ne yazarsa hangi tweet yaparsa cezalandırılacağı belli mi belli değil kapsamı ne nasıl karar verecek belli değil. Diyor ki vatandaşı korku, panik, endişeye sevk etme. Bu yasanın kendisi bizatihi kendisi zaten bu amacı gidiyor. Dolayısıyla bu yasanın aslında geçtiği zaman ihbar ediyorum birinci derecedeki sanığı Fethi Yıldız'dır. Çünkü halkı bu yasa tasarısı ile birlikte korku, endişe ve paniğe sevk ediyor. Diyor ki aranızda haberleşmeyin kardeşim. Tweet atmayın. Birisinin açıkladığı bilgileri siz söylemeyin, birbirinize iletmeyin. Çünkü hep birinizi alıp hapse atabiliriz. Hem de ne kadar? Bir yıla üç yıl. Israr ediyoruz. Ya eğer siz bu kanun uygulanamaz da sizin sembolik bazı kişiler üzerinden bu kanunu uygulamak yoluyla topluma korku salacağınızı, panik havası estireceğinizi ve bunun üzerinden seçimleri almaya çalışacağınızı biliyoruz. Hiç olmasa tutukluk olmasın diyoruz. Orada bile değilsiniz. Amacınızın ne olduğu apaçık ortada. Bakın sizin amacınız şu. Seçime giderken sopalı bir demokrasi yaptınız. Sopalı demokrasi. Şimdi o sopanın ucuna bir çivi daha çakıyorsunuz. Ve Türkiye'yi getirdiğiniz yer demokrasiden hızlıca bir kopuştur. Türkiye'deki düşünce ve ifade hürriyetinin geldiği noktayı açıklamak bakımından bir küçük örnek daha vereyim. Üç ay önce Sayın Genel Başkanımız Türken Vakfı hakkında Tayyip Erdoğan'ın oğlu gönderiyor Türkiye'den. Kızı 60 milyon dolar Amerika'dan alıyor. Amerika'da gökdelen dikiyor dediler. Dedi. Ne, hangi tarafı yanlış bunun? Ve bu bu gerçek. Zaten gökdelen orada duruyor. Vakıflar duruyor ya. Vakıflarda oğlunun ve kızının görevi yaptığı resmi kayıtlarda var zaten. Ama ne oldu? Rütük. Rütük. Bunu yayan kanallara ceza verdi. Ne dedi biliyor musunuz? Doğruluğu araştırılmaksızın ve soruşturulmaksızın açıklandığı için dedi. Ha ben buradan söylüyorum. Türkan Vakfı'nın Amerika'da yaptığı gökdelen Türkiye'den Tayyip Erdoğan'ın oğlunun kızına gönderdi Amerika'ya gönderdiği 60 milyon dolarla yapılmıştır. Şimdi TRTÜŞ yayınlıyor. TRTÜŞ'e ceza mı vereceksiniz? Doktor Murat Emir CHP Ankara Milletvekili 29. maddesi kabul edilen sansür yasasının 30. maddesiyle ilgili görüşmelerde görüşlerini aktarıyor, belirtiyor. Ben sesimi yükselttiğimde ya da hızlı konuştuğumda, mizaç meselesi heyecanlandığımda halkı endişe, kaygıya, paniğe sevk etmiş olur muyum? Ağzından çıkan söze bakmaksızın gözümün, kaşımın, yüzümün ifadesinin halkı endişeye, paniğe sevk ettiğine karar verebilirler mi? Verebilirler. Peki böyle bir ortamda biz doğru bildiğimizi söylemekten vazgeçer miyiz? vazgeçmeyiz. 20 yıl boyunca iktidarın en güçlü zamanlarında doğru bildiğini söylemekten vazgeçmeyen cesur gazetecileri var bu ülkenin. Ve şimdi iktidarın sallantıda olduğu şu son dönemde seçime doğru koşar adım giden Türkiye'de onlar gazetecilik görevini yapmaya devam edecekler. Bugün Marmaray'da başıma gelen bir hadiseyi sizinle paylaşayım. 60'lı yaşlarda bir İstanbullu kadın bağıra bağıra konuşuyordu kendi kendine. Yeter artık çok sıkıldık, çok bunaldık. Daha ne kadar devam edecek bu her şeye zam? A'dan Z'ye her şeye zam. Görmüyor musunuz? Bunun müsebbibi kim bilmiyor musunuz diye kendi kendine konuşmaktaydı etrafındakilerin kimi güldü, kimi dalga geçti, kimi tansiyonu yükselmiş herhalde su mu versek acaba dedi. Kimi doğru söylüyor doğru diye destekledi. Şimdi bu yapılmış olan konuşma trende yapılmış olan konuşma halkı paniğe mi sevk etti? Ne oldu? Yalan, yalan bilgi mi yayıldı trende? Siz Twitter'ı kısıtlasanız, erişim engeli getirseniz, televizyon kanallarını e, karartsanız, durdursanız, e, cezalandırsanız toplum önünde söz söyleyenleri toplum susar mı zannediyorsunuz? Hadi devam edelim haberlerle. Meclise döneriz yine. Mecliste tansiyon yüksek yapılan konuşmalarda. E, dün akşam epey gergindi genel kurul. Haberini de ekrana getireceğiz birazdan. Yine gerginlik olursa hemen anında meclise döneceğiz elbette. Bir gazetecinin evine sabah koç başıyla kapı kırılarak girildi demiştim. Sözcü muhabiri Saime Başçı İstanbul Şişli'deki evine girdi polis. Sonra pardon dediler. Asasız ihbar